Elazığ'ın Keban ilçesinde yaklaşık 17 yıl önce yılda 30 ton kapasiteyle başlanan ve kısa sürede 32 bin tona yükselen alabalık üretimi sayesinde işsizlik bitme noktasına geldi. Elazığ İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Tuncay Kaya, 9 metreküp debiye sahip Çırçır Şelalesi'nde alabalık üretimi yapıldığını kaydetti. Tuncay Kaya, 10 yıl önce yıllık 30 ton üretimle bu işe başladıklarını anlattı. Bölgemizde Keban Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü, Keban Baraj Gölü'nün uzunluğu 125 kilometre, deniz büyüklüğünde büyük bir barajımız var. Biz tabii yaklaşık 5-6 yıl Çırçır'da mevcut üretimimizi yaptık. 30 ton yılla başladık. Hı hı. 95 yılında, 96 yılında 30 ton yılla başladık. O dönem tabii ki 30 ton yılla başladığımız zaman 30 ton alabalığı satamıyorduk. Vatandaş tanımıyordu. Yani bu karabalık nedir? Neyin nesidir? Yani bunun bilinci de değildi. Ama bugün geldiğimiz nokta, haftada 4 tır Keban'dan Almanya'ya. Almanya demek dünyanın en zor ihraç ürününün yapıldığı, özellikle gıda maddesi, özellikle balığı ihraç etmek Almanya'ya çok zordur. Kaya, yükselen üretim çıtasıyla istihdama da katkı sağlandığının altını çizdi. Kebanımızda şu an işsizlik bitti. Bitmesinin sebebi şu: Elazığ'ın kapasitesi 32 bin ton yıla çıktı. Türkiye'nin kapasitesinin yaklaşık %15-20'si sadece Keban'da, Elazığ'da üretiliyor. Kendilerinin at kafese, yetiştir gönder şeklinde iş yapmadıklarını ifade eden Tuncay Kaya, hedeflerinin Türkiye'nin değil, dünyanın en kaliteli balığını yetiştirmek olduğunu söyledi. Kentte 150'ye yakın ruhsatlı tesis olduğuna dikkat çeken Kaya, buralarda 1500 kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.